Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuyla birlikteyiz. Vitaminler. Bugün size bu videomuzda vitaminlerle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Şimdi başlayalım isterseniz. Vitaminler öncelikle organik bileşiklerdir. Yine yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur. Arkadaşlar, vitaminler küçük moleküllerdir ve hücre zarından kolaylıkla geçebilirler. Bu yüzden de sindirime uğramazlar. Küçük moleküllerdir, sindirime uğramazlar. O zaman vitaminler için yazmaya başlayalım. Şöyle diyoruz, yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomları bulunur. Küçük moleküllerdir dedik. Hücre zarından geçebilirler dedik arkadaşlar. Hücre zarından geçebilirler. Şimdi küçük moleküller oldukları için de sindirime uğramazlar. Sindirim dediğimiz hidroliz. Hidroliz suyla parçalamakta hatırlayalım. Sindirime uğramazlar. Arkadaşlar, vitaminler vücudumuzda düzenleyici olarak görev alırlar. Düzenleyici, vücudumuzdaki birçok olayı düzenleyen moleküllerdir. Şöyle diyelim, düzenleyicidirler. Düzenleyicidirler. Vitaminler kesinlikle enerji vermez. Bakın, enerji veren 3 tane molekül var. Karbonhidrat, yağ, protein. Bunlar haricinde bize hiçbir şey enerji vermez arkadaşlar. Vitaminler de yine enerji vermeyen moleküllerdendir. Enerji vermezler. Ve televizyonlarda işte içecek reklamlarında falan hani bol enerjili işte C vitamini falan diyor ya. C vitamininden dolayı aslında enerjili olduğunu söylüyor ama C vitamini enerji vermez mesela. Çünkü vitaminler enerji kaynağı olarak kullanılmıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Vitaminlerin bir diğer özelliği, bir vitaminin eksikliği başka vitamin tarafından giderilemez arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Bir vitaminin eksikliği bir başka vitamin tarafından giderilemez. Arkadaşlar, vitaminler sadece bitkiler tarafından üretilir. İnsanlar, hayvanlar maalesef vitamin üretemiyorlar. Bizler bunları dışarıdan hazır alıyoruz. O zaman şöyle diyelim, vitaminler bitkiler tarafından üretilir. Evet, vitaminlerin genel özellikleriyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim vitaminlerin çeşitlerine. Arkadaşlar, vitaminler ikiye ayrılır diyorum ve ben bir sonraki sayfaya geçip orada size tablo halinde anlatmak istiyorum. Şöyle yapalım. Yine renkli bir kalemle vitaminler yazıp tablo olarak hazırlayalım. Vitaminleri biz suda eriyenler ve yağda eriyenler olarak ikiye ayırıyoruz. O zaman şöyle diyelim. Suda çözünenler, bir de yağda çözünenler. Peki nedir suda çözünenler, yağda çözünenler hangileridir? Arkadaşlar, suda çözünen vitaminler B grubu vitaminleri ve C vitaminidir. Yağda çözünen vitaminler ise kısaca ADEK vitaminleridir. Yani A, D, E ve K vitaminleri. Bu vitaminlerin de genel özelliklerini yazacağız. İlk önce suda ve yağda çözünen vitaminlerin genel özelliklerine bakalım. Bunları bir karşılaştıralım. Arkadaşlar, suda çözünen vitaminler zaten adı üstünde nedir? Suda çözünür. Bunu bir daha yazmak istemiyorum. B12 hariç vücutta depo edilmezler. O zaman şöyle diyelim. B12 hariç vücutta depo edilmez. Peki nasıl, fazlası nasıl atılıyor? Fazlası idrarla dışarı atılır. Yani bizim idrarımızın bileşeninde vitamin bulunabilir. Fazlası idrarla dışarı atılır. Eğer ki vücutta depo edilmiyorsa bunun eksikliğinden doğan hastalıklar çabuk ortaya çıkar mı? Çıkar tabii ki. O zaman ne diyoruz? Eksikliği çabuk ortaya çıkar.
eksikliği çabuk ortaya çıkar. Evet. Suda çözünenlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim yağda çözünenlere. Yağda çözünen vitaminlerin genel özelliklerini şöyle karşılaştırarak yapalım. Yağda çözünenlerin tamamı arkadaşlar karaciğerde depo edilir. Tamamı karaciğerde depo edilir. Depo edilir. Bir diğer özelliği, bunlar depo edildikleri için eksiklikleri çabuk ortaya çıkmıyor. Eksikliği geç ortaya çıkar. Geç ortaya çıkar. Ayrıca arkadaşlar yağda çözündükleri için yağ metabolizması bunların emiliminde önemlidir. Eğer ki yağ metabolizması bozulursa, vücudumuzda yeterli yağ olmazsa bu vitaminlerin de geri emilimi maalesef zorlaşıyor. O yüzden şöyle diyelim. Yağ metabolizması bu vitaminler için önemlidir. Bu vitaminler için önemlidir. Evet, genel özellikleri bu şekilde, karşılaştırma şekilde yaptık. Şimdi gelelim çeşitlerine ve çeşitlerinden ortaya çıkacak hastalıklara. Arkadaşlar ilk önce suda çözünen vitaminlerden başlamak istiyorum. Şöyle farklı bir kalemle yazalım. Bakın suda çözünen vitaminler iki tanedir. Ne dedik? B grubu vitaminleri ve C vitamini. B grubu vitaminleri ve C vitamini. Şimdi bunların genel özelliklerine baktığımızda B grubu vitaminleri arkadaşlar enzimlerin yapısına koenzim olarak katılıyorlar. Yani enzimlerin yapısına katılan moleküllerdir. O zaman şöyle diyelim. Enzimlerin yapısına katılır. Yapısına koenzim olarak katılır. Bir diğer özelliği arkadaşlar, özellikle kan hücresi yapımında, nükleik asit sentezinde oldukça büyük görevleri vardır. Bunu da yazalım. Kan hücresi yapımında, işte nükleik asit sentezinde ayrıca bir görev daha söyleyeyim. Mesela B12 vitamini için geçerli bir görevdir bu. Nedir? İşte sinir sisteminin gelişmesinde oldukça görevlidir. Sinir sisteminin gelişmesinde görevlidir. Arkadaşlar peki eksikliğinde hangi hastalıklar ortaya çıkıyor? Şimdi B grubu vitaminleri çok fazla vitaminler oldukları için eskiden bunları teker teker işliyorduk B1, B2 diye. Ama artık sadece B grubu olarak tek bir başlık altında işliyoruz. O yüzden ben birkaç tane hastalık yazacağım. Mesela beriberi hastalığı, vücutta lekelenme yapan bir hastalıktır beriberi hastalığı. Daha sonra kansızlık yine B vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Unutkanlık mesela önemli bir hastalıktır. B12 eksikliğinde ortaya çıkar. İşte bu tür hastalıklar B grubu vitaminlerinin neden olduğu hastalıklardır. Gelelim C vitaminine. Arkadaşlar C vitamini özellikle antioksidan özelliğe sahiptir ve bizim bağışıklık sistemimizin gelişmesini sağlar. Peki nedir antioksidan? Antioksidana yağda çözünenlerde de yine örnek vereceğiz. E vitamininde örnek vereceğiz. Antioksidan şudur. Oksijenle bozulmayı önleyen demektir. Bu yüzden de bizim bağışıklık sistemimizde görev alır. O zaman şöyle yazalım. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle şu pandemi günlerinde oldukça önemlidir bu vitamin. C vitamini bol bol almak zorundayız. Narenciye de arkadaşlar bol miktarda bulunur. Ve C vitamini, narenciye dediğimizde işte turunçgiller, mesela işte portakaldır, mandalinadır, elmadır, greyfurttur, limondur, bunlar da bol miktarda bulunuyor. C vitamininin bir diğer özelliği arkadaşlar, özellikle bizim diş etlerimizin sağlığında görevlidir. Hatta eksikliğinde askorbit dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta diş etlerinin kanaması şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. O zaman şöyle yazalım. C vitamini için diş etlerinin
diş etlerinin sağlığında görevlidir. Görevlidir. Eksikliğinde hangi hastalık görülüyormuş? Eksikliğinde skorbut hastalığı ortaya çıkar. Skorbut. Yani diş eti kanaması. Diş eti kanaması ortaya çıkar. Evet, C vitamini ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim yağda çözünen vitaminlerimize. Bakın, 2 tane suda çözünen vitaminimiz vardı. 4 tane de yağda çözünen vitaminimiz var. Hemen bu vitaminlere de şöyle başlayalım. İlk olarak A vitamini diyeceğiz. A vitamini. Daha sonra D vitamini diyeceğiz. D vitamini. Sonra arkadaşlar E vitamini diyeceğiz. Ve son olarak da K vitamini ile bitireceğiz. Görevlerini, özelliklerini kısa kısa yazacağım. Arkadaşlar, A vitamini bizlerde öncül madde olarak alınıyor, karoten olarak alınıyor. Özellikle havuçta bol miktarda bulunur. Karoten turuncu renk anlamında kullanılır ve turuncu renkli besinlerde bol miktarda bulunur ki bizim en iyi bildiğimiz turuncu renkli besin nedir? Havuçtur. Havuçta da bol miktarda bulunur. A vitamini karaciğerde aktif hale gelir. Provitamin yani öncül vitamin olarak alınır, karaciğerde aktif hale gelir. O zaman şöyle diyelim, provitamin olarak alınır, yani öncül vitamin olarak alınır, karaciğerde aktif hale gelir. Aktif hale gelir. Arkadaşlar, özellikle görme olayında çok etkilidir A vitamini. Görme olayında görevlidir. Peki eksikliğinde hangi hastalık ortaya çıkar? Eksikliğinde gece körlüğü dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Eksikliğinde gece körlüğü. Gece körlüğü ortaya çıkar. Nedir gece körlüğü? İşte bizler karanlıkta nesnelerin şekillerini algılayabiliyoruz arkadaşlar. Renklerini tam olarak ayırt edemesek de şekillerini algılıyoruz. Loş bir ışıkta, hani küçük bir ışık olduğunu düşünün. Eğer ki bir kişi o loş ışıkta hiçbir şey göremiyorsa biz buna gece körlüğü diyoruz. Halk arasında tavuk karası olarak bilinir. Tavuklar da gece göremedikleri için bu hastalık bu şekilde isimlendirilmiştir. Evet, A vitamini ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim D vitaminine. D vitamini de arkadaşlar yine provitamin yani öncül vitamin olarak alınır. Ama D vitamini deri altında yani güneşle birlikte güneş ışınları bizim tenimize temas ettiği zaman aktif hale gelir. Bu yüzden de D vitamininin işte etkisini gösterebilmesi için mutlaka D vitamini yani güneşte kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle yazalım. Provitamin olarak alınır. Provitamin olarak alınır. Güneş sayesinde deri altında aktifleşir. Aktifleşir. Peki D vitamininin görevi ne? Arkadaşlar, D vitamini kemik gelişiminde oldukça önemlidir. O zaman şöyle diyelim. Kemik gelişimini sağlar. Kemik gelişimini sağlar. D vitamini eksikliğinde raşitizm dediğimiz bir hastalık ortaya çıkar. Eksikliğinde raşitizm. Çocuklarda görülür bu hastalık. Raşitizm ortaya çıkar. Arkadaşlar, raşitizm hastalığı kemiklerin eğri olması hastalığıdır. Çocukluk döneminde D vitamini yeteri kadar alınmazsa ya da yeteri kadar güneş ışığına çıkılıp aktif hale getirilmezse bu hastalık ortaya çıkar. Kemiklerde eğriliktir, özellikle eklem bölgelerinde. Evet, D vitamini ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim E vitaminine. Arkadaşlar, E vitamini antioksidan özelliğe sahiptir. Yani oksijenle bozulmayı önler. Bu yüzden de işte el kremlerinde, yüz kremlerinde E vitamini kullanılır. Salatalık, ıspanak gibi yeşil bitkilerde bulunuyor E vitamini. Mesela dikkat edin, kremlerin yapısında işte salatalık, avokado veya zeytinyağı kullanılır. Bunun sebebi E vitamini içermesindendir. O zaman şöyle diyelim. Antioksidan
antioksidan etkiledir. Yani güneşle bozulmayı önler. Güneşle ya da oksijenle bozulmayı. Oksijenle bozulmayı önler. Peki eksikliğinde ne ortaya çıkar? Arkadaşlar eksikliğinde hani çok fazla insanlarda eksikliği görülmemiş ama bir deney yapılmıştır. Eksikliğinde kısırlık görüldüğü ortaya çıkmıştır. O zaman şöyle diyelim. Eksikliğinde kısırlık oluşur. Kısırlık oluşur. Evet, E vitamini ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim K vitaminine. Arkadaşlar K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir vitamindir. Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Pıhtılaşmasını sağlar. Eğer ki eksikliği görülürse kanın pıhtılaşmaması ortaya çıkar ve yaralar geç iyileşir veya işte kanama geç durur arkadaşlar. Evet, vitaminlerle ilgili genel olarak söyleyeceklerimiz bunlardır. Vitaminlerin genel özellikleri bunlardır arkadaşlar. Sorularda zaten sorabileceğin şeyler bu kadardır. Bir sonraki videoda nükleik asitlerle birlikte olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.